Evet, hürmetler, saygılar, selamlar. Evet, bu 1 litrelik Ormus Gold. 1 litrelik Ormus Gold'larda bayağı sipariş, yoğun sipariş gelmeye başladı. Nedenini araştırdık ki bazı öğretmenler okulda faydasını gören öğretmenler çocukları için alanlar okuldaki çocuklar için de kendi öğrencileri için de ailelere anlatmışlar. Onlar da toptan alıyor öğretmen. Biraz uyguna düşüyor fiyat olarak. 20 öğrencisi varsa, 30 öğrencisi varsa 2 litre, 3 litre alıyorlar. Küçük küçük şişeler doldurup öğrencilere veriyorlar. Evet. Bugün Ormus Gold kullanacağız. Bahsedeceğiz, çok bahsedeceğiz. Neden için bahsedeceğiz bu kadar? Ormus Gold'un kullanıp da faydalarını görenler var mı diye birisi bir yorum yapmış. Sağ olsun diğer bütün kullanıp da faydasını görenler o kadar yorum yapmışlar ki Allah razı olsun hepsine teşekkür ederiz. Biz de artık başka yorum hemen hemen yok. %90 Ormus Gold. Ne işe yarıyor Ormus Gold? Ormus Gold nedir? Altının 79 protonu, 79 elektronu var. Proton sayısı, elektron sayısı hep aynıdır. 79. elektron atomun en dış atom çekirdeğini, altının atom çekirdeğini en dış yörüngesinde dönen elektrondur. 79. elektron valens elektron denir. Bu elektron mesela altın tuzunu, tozunu suyla içtiniz veya yemeğe kattınız, yediniz. Bu midede veya bağırsaklarda altın tozu diğer elementlerle reaksiyona girer, birleşir. Ortaya herhangi bir element çıkar. Karışık bir mineral çıkar. Mesela potasyum, altın, klorit çıkar. Veya sodyum, altın, klorit çıkar. Vesaire vesaire başka bir şey çıkar. Defacıklı atılır gider. Bitti. Hiçbir işe yaramaz. Yani 79. elektronu ortadan kaldırmazsanız altın tozunu yemeğe karıştırıp yiyebilirsiniz. Suyunu karıştırıp içebilirsiniz. Etkisi %1'dir. Biz ne yaptık? Altının dış yörüngesindeki elektronu ortadan kaldırdık. Peki ne oldu şimdi? Artık altın 79 elektronlu değil, 78 elektronlu bir elemente dönüştü. Bu nedir? Kainatta olmayan, yani dünyada olmayan, kainat demeyelim, dünyada olmayan bir element. Bunu artık geri dönüştüremezsiniz. Yani demiri veya altını eritirsiniz, sıvı hale getirirsiniz. Efendim, ısıyı düşürürsünüz, katı hale getirirsiniz. Çok çok ısıtırsınız, buhar haline getirirsiniz. Ama değişmez, altın altındır. Fakat dış yörüngesindeki elektronu ortadan kaldırdığınızda bitti. Değişik bir element. Evet, bu element elektronu dış yörüngesinde elektronu ortadan kaldırınca ne işe yarıyor? Normal altın tozunu suyla karıştırıp içtiniz. Etkisi %1. Çünkü diğer elementler de reaksiyona girer. Hiçbir işe yaramaz. Bunu monoatomik elemente dönüştürdüğünüzde dış yörüngesindeki elektronu ortadan kaldırdığınızda ne olur? %100 içtiğiniz zaman bundan bir çay kaşığı. Ha, böyle litre gönderiyorum da litre litre içilmez bu. Bir çay kaşığı içilir. En fazla. Fazlasına gerek yok. İçilen bu bir çay kaşığı milyarlarca zaten elementten oluşuyor. Bir top linenin ucunda 2,5-3 milyar mesela top linenin demir elementi var. Şey atomu var, çekirdeği var vesaire. Burada da milyarlarca element var. Ne yapıyor bu? Kana karışır, beyne gidiyor. Beyinde DNA'yı tamir ediyor. Hücreyi yeniliyor. Herhangi bir hücre, insan beynindeki herhangi bir hücre bir günde 10 bin defa saldırı örüyor. Yabancı güçler tarafından. Yabancı güçler nedir? Serbest radikaller. Hidroksitler, peroksitler, lipoksijenazlar vesaire vesaire yani zararlı maddeler.
Herhangi bir gıda tükettiğinizde o gıda metabolizma değişimi sırasında çözülürken, bir işe yararken bir de artık madde ortaya çıkar. Hidroksitler, peroksitler falan filan. Bunlar saldırgandır. Elektron almak için her hücreye saldırır. Oradan bir elektron ihtiyacı var. Bu nedenle sürekli saldırıya uğrayan hücreler yapısı, dokusu, DNA'sı deforme olur. Bozulur. Sürekli bozulma ne olur? O kişinin bağışıklık sistemini çökertir. Halsiz, dermansız, yorgun bırakır ve hastalıklara karşı kişiyi perişan eder. Evet, biz burada Ormuz koltuğunda ne yapıyoruz? Beyindeki deformasyona uğrayan DNA'yı tamir ediyor. Orijinal haline getiriyor. Hücreyi yeniliyor. Böylece kişiyi kısa sürede enerji doluyor. Evet. Şimdi normalinden Ormus Gold DNA'yı 10 bin kat hızlı çalıştırabiliyor. Ormus Gold DNA'yı hücre içerisinde çekirdek içinde kromozom içinde DNA var. DNA'yı 10 bin kat hızla çalıştırabiliyor. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz Ormus Gold'da ne var? Bor var, çinko var, mangan var, demir var vesaire, potasyum, sodyum vesaire vesaire. Neye iyi geliyor? Unutkanlık, Alzheimer, Parkinson, anksiyete, psikolojik diğer sorunlar, ruhsal, baş ağrısı, migren, beyin kanaması riski, felç, tansiyon, kalp damarlarının rahatsızlık, antioksidan, serbest radikalleri yok ediyor. Kan dolaşımını düzenliyor, lenf sistemini güçlendiriyor. Saç dökülmesini önlüyor. Strese iyi geliyor. Uykusuzluk, yorgunluk, cinsel isteksizlik, üzüntü, madde bağımlısı, sigaradan tiksindiriyor. En önemli özelliği de nedir? Kullanan kişi bağımlı olduğu maddeyi bırakıyor. Çünkü beyindeki DNA'yı tamir edince, hücre yenilenince bağımlılıklar ortadan kalkıyor. Yani yüzlerce insan sigarayı bıraktı. Güzel rüyaları kalitesini artırıyor. Güzel rüya görmesini sağlıyor. Rüya nedir? Niçin önemli? Çünkü rüya kişinin gün içerisinde yaşadığı her şeyi kaydetmiyor. Yani kademe kademe kaydediyor. Nasıl kaydediyor? Önemliliğe göre, önem sırasına göre beyinde raflar var diyelim böyle. En önemlisi en üst rafa koyuyor. Biraz önemsizini altına, daha önemsizini altına, en önemsizini en alt raflara koyuyor. Önemli. Eğer ki beyin bunu yapmazsa ne olur? Her şey darmadağınık olursa o kişi strese girer, bunalıma girer, beynin fonksiyonları yavaşlar. Her şeyi yerli yerince depoluyor. Oraya buraya hafızaya kaydediyor. Hiçbir şey kaybolmuyor. Sadece önem sırasına göre depolanıyor. Mesela bazen bir insan, birisi bir soru sordu, onu biliyorsun ama cevap veremiyorsun. Niçin? Çünkü o çekmecenin en alt gözünde bir yerde duruyor. Onu arayıp bulmak zaman alıyor. Diyorsun, gelirse gelir, gelmezse o dakikada yani yine gelir. Geç gelebilir. Bilinçaltı onu aramaya devam ediyor. Bunun cevabı neydi, neydi diye. Ya şak diye cevap veriyorsun ya bir iki saniye veya bir dakika sonra veyahut da nadiren birkaç gün sonra kişinin aklına geliyor. Biz onu unutmuyoruz. Bilinçaltı araştırmaya devam ediyor. Evet. Dikkat eksikliği okulda öğrencilerin konuya odaklanmasını sağlıyor. Hiperaktif olan çocukları sakinleştiriyor. Ağızdaki yaraları iyileştiriyor. Ciltteki yara izlerini iyileştiriyor. Beynin fonksiyonlarını artırıyor. Efendim, yani sayılmayacak birçok özelliği var. Hatta bunu en güzel biri tarif etmişti. Demişti ki, eskiden dünyaya
her şeye, eşyaya, çevreye, aile, her şeye. Tüplü televizyon gibi bakıyordum. Şimdi full HD televizyon gibi bakıyorum diyor. Neden, niçin? Çünkü bakış açısını değiştiriyor. Beyin temizlendi mi? Şuna benzetelim beyni. Evde yoksunuz, hırsız girdi. Önemli bir şey arıyor, altın arıyor vesaire, mücevher arıyor. Ne yaptı? Bütün dolapları, her şeyi, eşyayı, oturma odası, yatak odası, mutfak karıştırdı, her şeyi ortaya döktü, kırdı, yırttı falan. Ah, eve geliyorsunuz ki sanki deprem olmuş, her taraf darmadağın. Ne yapıyorsunuz? Her şeyi yerli yerine yerleştiriyorsunuz. Ormus Gold işte darmadağınık olan beyindeki her şeyi yerli yerine yerleştiriyor. Önem sırasına göre, önem derecesine göre. Sak sak tak. O zaman ne oluyor? Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda böyle aa diye kalmıyorsunuz. Çak çak cevap veriyorsunuz. Bir tane beyefendi şöyle demişti. Yani çok yoğun çalışıyor bir müdür, alım satım müdürü. Tabii bir sürü şey, büyük bir mağazada, şeyde, alışveriş merkezinde birçok mal geliyor, gidiyor. Hepsini müdür başında bu sorumlu. Hata olsa malzeme eksik olacak, sorun olacak vesaire. Çok yoğun tempolu çalışır. Unutmak diye bir şey yok yani. Dikkat etmesi gerekiyor. Vesaire yoruluyor. Adam perişan oluyor. Yani işten bile çıkmayı düşünüyor. Artık konsantre olamıyor. Ormus Gold tavsiye ettim. Kullandı. Diyor ki her şeye hakim. Her şeye hakim. Tık tık tık. Saat gibi çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Evet. Ormus Gold şuna benzetelim. Bir örnek daha vereyim. Şimdi fabrikada bizim daha önce yanımızda çalışan bir mühendis çok büyük bir ekstrak sistemi kurduk. Ekstrak bitki destilasyona damıtılarak ekstrak elde etme sistemi kurduk. Efendim, yeni aldığımız makinenin birisi 30 kW'lik elektrik gerekiyormuş. Tabii bunu bilmesi lazım mühendisin. 20 kW'lik giriş varmış. Biz de bilmiyoruz tabii, ben ne bilirim. Elektrikten anlamam. Oo, baktım çalıştırmaya başlayınca makine fabrika yanacaktı, kablolar ısındı. Dedim şalteri kapat, şalteri kapattık. Dedim ki ya sen ne biçim mühendisin? Bütün binayı yakacaktın. İnsan beyni de böyle. Fazla yüklenirsen ne olur? Kaldıramazsa beyin, şalterler altı deriz ya, yani kişi artık anormal davranır. Aşırı agresif, gergin, gerilim, stresli, kavgacı bir hal alır. İşte ne yapıyor burada Ormus Gold? Ayar yapıyor. Girişteki 20 kW'lik elektrik girişini 200-250'ye çıkartırsanız makine 30 kW'le değil 100 kW'le çalışsa bile ne olur? Hiçbir sorun olmaz. Yükseltiyor. Kişinin beynindeki fonksiyonları yükseltiyor. Ve böylece başkalarının başa çıkamadığı sorunları çok kolay başa çözebiliyor kişi. O maşallah çok güzel bir yorum var Ormus Gold'la ilgili. 6 ay önce 3-4 tane Ormus Gold kullandım diyor. Sarı kantoron kullanıyorum, Ormus Gold kullanıyorum, kukürt kullanıyorum, zencemay kullanıyorum, kokos link kullanıyorum. Hiçbir şeye kızmıyorum, sakinim, düşünerek hareket ediyorum, sakinleştim diyor. Vücudumdaki yağlanma gitti, pullanma gitti, terleyince eskisi gibi pis bir koku olmuyor. Vay canına. Yıldızlı göz açılı, gözlerim açılıverdi, yorgunluk, halsizlik gitti, güçsüzlük gitti, kendine güvenim geldi, cesurum diyor, üzerlik kapsülü, maşallah maşallah. Sakinleştim diyor, kendinden emin hali. Ağzımı boğazımı aşağıya doğru sarıp gidiyor, sanki bir mühür yapıyor. Vay canına. 15 günde 4 kilo verdim. 95 kiloya düştüm. Efendim beslenmeme de dikkat edeyim diyor. Maşallah uzun bir yorum yazmış. İsteyenler görebilir, bakabilir.
Bu kadar değişim, 15 günde değişim, bu kadar değişim dünyadaki herhangi bir ürünle mümkün değil. Bir insanın bu kadar değişmesi, dönüşmesi ve iyileşmesi kainattaki herhangi bir ürünle mümkün değil. Ama görüyoruz, oluyor. Neyle? Ormus Gold'la. Evet, bu 1 litrelik tabii ki. Siz bunu almak zorunda değilsiniz. Burada 100 milimi var, 100 milimle veya 50 milimi var. Evet, Ziya Polat Beyefendi diyor ki, Kandida için diyor sizden ürün aldım, Cordyceps seti. Kullandım. Kaşıntılarım geçti diyor. Kaşıntı nöbeti gelince böyle hatır 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 kaşınıyor. Çünkü ben de çok kaşındım biliyorum. Uyuz gibi kaşınıyordum. Buralarım kaşınıyordu, buralarım kaşınıyordu. Kaslıklar buralar. Almanya'da doktora gittim. Cilt hastalıkları uzmanı, alerji hastalıkları uzmanı, alergolog dedi ki bir sürü tahlil yaptık falan filan. Dedim ki et yemiyorum. Polen alerjisi var. Ekmek yemiyorum. Bana diyor ki yapacak bir şey yok diyor. Koyun eti yemiyorsanız, dana eti yemiyorsanız diyor. Keçi vesaire yemiyorsanız domuz eti yiyin diyor. Dedim ki sen akıl sağlığın yerinde değil zaten. Adama bak, bana tavsiye ettiği şey bak. Daha tehlikeli bir şey tavsiye ediyoruz. Domuz eti zaten et sayılmaz. Neyse. Vaktim verecek bir akıl yok adamda zaten. Hadi iyi günler dedim çıktım. Evet. Cordyceps eti. Cordyceps Çin'de Himalaya dağlarında yetişir. 3500 metre yukarıda. Orada her bitki yetişmez. 3500 metre dağın tepesinde, doruklarında yetişir. Orada yetişebilmesi için rüzgara, soğuğa dayanıklı olması lazım. Beslenebilmesi lazım. Toprak kuru. Vitamin, mineral, enzim bakımından besleyici değil. Toprak verimsiz. Bu bitki ne yapıyor? Diğer bitkilerin köküne böyle kanca gibi kol atıyor. O bitkilerin özünü emiyor. Akıllı bitki. Cordyceps. Bu da ne demek? Damarları açıyor, plakları çiziyor. Doğal antibiyotik özelliklere sahip Cordyceps. Çin tırtır mantarı. Kandida'ya karşı etkili doğal antibiyotik. Evet, öyle mükemmel bir ürün ürettik. Evet, başarılıyız. Vatandaş böyle hatır hatır kaşınıyormuş. Kaşıntıdan kurtuldum diyor. Spirulina. İmran Kartal. Beyefendi diyor ki Spirulina kullanıyorum. Harika bir ürün. Teşekkür ederim hocam demiş. Spirulina 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B5, B6, B6, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9 içerir. 1 gramı 5 kilo zebze ve meyveye bedel. Uzaya giden astronot yanlarına domates, biber, patlıcan alsalar ne olur? Yanlarında bir kamyon dolusuna adam orada 3 ay 4 ay kalıyor. Bir kamyon dolusu ne götürmesi gerekir? Zebze meyve götürmesi gerekir. Bir de oraya tuvaletini yapacak, pisletecek. Tuvalete dönecek ay. Çok kötü olacak. Ne götürüyor adamlar? Ne yiyor, ne içiyor? İşte spirulina 1 gramı 5 kilo zebze ve meyveye bedel. Her türlü ihtiyacını karşılıyor. Adam başka bir şey götürmüyor. Uzaya ne götürülür? Spirulina'dan başka hiçbir şey götürülmez. Domates oraya gidip de menemen yapacak hali yok. Domates, biber, patlıcan. Hadi bakalım orada bir piknik yapalım. Ayda. Yani ayda adam spirulina besleniyor. Su ve spirulina. Evet. Şimdi. Bu Çernobil'de atom reaktörü patladığında birçok çocukta iyileşmeye yaralar oluşmuş. Midede antral gastrit, pangastrit, antral gastrit, bütün mide
yanmış böyle. Her şey denemişler, denemişler. Hiçbir şeyin faydası olmamış. Spirulina vermişler ve spirulina ile antral gastrit, yanan mide mukozasını sadece spirulina tedavi edebilmişler. O kadar önemli bir şeydir bu. İnternette bakabilirsiniz. Ama bizim üretmiş olduğumuz spirulina farklı. Etiketinde de görüyorsunuz rengarenk. Niye böyle renkli? Çünkü bunun birleşiminde klorella var, moringa var, ginseng var. Sadece spirulina değil. Evet. Sülal tasarım demiş. Merhaba, hem annem için hem de babam için İbrahim Gökçen ürünlerini kullanıyoruz. İnşallah kullanmaya devam edeceğiz. Babamın kalp damarları tıkalı, alıç kapsülü kullanmaya başladı. Rahatladığını söylüyor demiş babam. Daha yeni kullanmaya başlamış. Ne olmuş? Tıkalı olan kan damarları açılmaya başlamış. Rahatlamaya başlamış babası. Daha yeni. Bir hafta 10 günlük bir olay bu. Maşallah. Sorun değil. Şimdi alıç Türkiye'de iki türlü 90 çeşit alıç yetişir de sadece ikisi şifalı. Loplu alıç, kertikli alıç. Türkiye'nin birçok yöresinde yabani olarak yaşıyor. Kimse değer verip de yetiştirmiyor. Yani ekmiyorlar ekstra. Halbuki ırmak kenarlarına, su kenarlarına ekilirse bitki çok dayanıklı, çok her yerde yetişiyor bitki. Yetiştirilebilir yani. Ekonomiye de büyük katkı sağlayabilir. Ama kimse ilgilenmiyor. Vatandaş topluyor sadece o kadar. Çok çok önemlidir alıç. Bütün damarları açar, plakları çözer. Kişinin kalp damarları %90 tıkalı olsa dahi 6 haftada alıç ve zencemayla. Zencemay ne içerir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaş, yakut, zeytin, yaprak, kakule, alıç içerir. Ne yapıyor damarları? Şak 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 açıyor. 6 haftada açıyor. Serkan Bey burnunda şey kullanıyor. Afrika sardunyası kullanıyor. Kokos kullanıyor. Burnumdan diyor iltihaba bakıyor. Tıkalıydı. Burnu tıkalı. Bizim bu ürünleri kullanmaya başladı. Sonra burnunda böyle pislikler akıyormuş. Rahatladım diyor. Tıkalı olan burnum açıldı diyor. Teşekkür ederim diyor. Daha diyor yeni ikinci sete yeni geçtim diyor. Çok çok faydasını görmüş. Maşallah. Evet. Eren Darıcı bu beyefendi Almanya'dan arıyor. Almanya'da taksi şoförü. Taksi durağından arıyor beni. Akşam buradaki taksi durağındaki diğer Türk taksi şoförleriyle toplanmışlar. 7-8 kişi. Benim bu hastalığım var, benim bu hastalığım var, benim bu hastalığım var. Ya ben de yani haftada bir iki doğrudur film seyrediyorum dizi. O da Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul. Adam kalkmış benim. Şu hastalığım var diyor. Bir kişi de değil yani birkaç kişi. Yani Diriliş Ertuğrul'da aramasın kimse beni. Rahatsız oluyorum. Bir film var onda akşamı şey yapalım değil mi? Seyredelim. Neyse şaka da insan sağlığı tabii çok çok önemli. Sonra da filme bakabiliriz. Biraz şaka yapıyoruz. Şimdi kuantum kolyesi getirttik biz. Güneydoğu Asya'dan. Bunun turmalin denen bir mineral var. Bunun atom çekirdeğine nötron bombardımanı yapılıyor. Özel bir teknolojiyle. Yani atom çekirdeğindeki nötron oranı aşırı fırlıyor. Ne demek? Bu mineral çok yoğun iyon yaymak zorunda kalıyor. Nötron bombardımanıyla özel bir teknoloji. İyon yayarsa ne olur? Negatif iyon pozitif enerji verir. Negatif iyon pozitif enerji verir. Pozitif iyon negatif enerjiye sebep olur. Şimdi cep telefonu herkes kullanıyor. Ne yapıyor? Cep telefonu pozitif iyon veriyor. Pozitif iyon enerjimizi tüketiyor, negatif enerjiye sebep oluyor, enerjimizi azaltıyor. Veya monitör, işte bilgisayar, televizyon, elektrik, her şey pozitif iyon yayıyor. Pozitif iyon negatif enerjiye sebep oluyor.
kuantum kolyesi ise bizim getirmiş olduğumuz vermiş olduğu negatif iyonla pozitif iyonu nötrleştiriyor ve kişiye enerji veriyor. Elimizde kaldı mı ya? Anlatıyor ki millet sipariş isteyecek, elimizde ürün yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kemal Bey, İbrahim Bey, çağımızın en büyük hekimi demiş. Sağ ol, Allah razı olsun. Çağımızın en büyük hekimi. Hem doğal hem de 10 senedir kullandığımız tüm ürünlerin çok hızlı etki gösteriyor. 10 senedir bizim ürünleri kendisi, ailesi, çocukları için kullanıyormuş. Çok memnunuz diyor. Bir de bağırsak sorunları, her türlü şişkinlik falan kullandık diyor. Çok faydasını gördük. Kendisini, dostlarımızı, herkese tavsiye ediyoruz diyor. Teşekkür ederiz diyor. 10 yıldır bizim ürünleri kullanıyorlarmış maşallah. Evet. Mükemmel. Çok iyi gidiyor. Mersi. Kuantum kolyesi var mıymış? Ha iyi. Benim haberim yok. Evet, kuantum kolyesi. Kuantum kolyesi. Bunu açıyoruz. Bunun arkasında şurada bir kart var. Bu kartı cep telefonunun arkasına koyuyoruz. Cep telefonunun yaymış olduğu bu bankamatik kartı gibi, kredi kartı gibi cep telefonunun arkasına koyduğumuzda ne yapıyor? Pozitif iyonu engelliyor, sıfırlıyor. Zarar vermesini önlüyor. Bir de burada kolye var. Bunu boğazımıza taktığımızda benim evde var. İki tane de unutuyorum. Yani unutmamam lazım enerji için. Biraz enerjiye ihtiyacımız var. Takıyoruz. Böyle boğazımızda duruyor. Ne yapıyor? Enerjimizi yükseltiyor. Enerjimizi yükseltiyor. Kişinin enerjisini yükseltiyor. Negatif iyon pozitif iyonu nötrleştiriyor ve negatif iyon enerji veriyor bize. Evet, kişi günde 10 saat çalışıyor da yoruluyorsa 12-13 saat çalışsa da yorulmuyor. Veya 8 saatte çalışıyor, bazıları bitiyor, enerjisi tükenir. Bu kolye kişiye vücudundaki bu iyonların düzenini sağlıyor. Kötü olan pozitif iyonu nötrleştiriyor. Çok güzel bir, herhangi bir yan etkisi zaten yok. Mikail Büyük Bayraktar efendim diyor ki Sayın Hocam, her zamanki gibi harikulade duyarlılık, teveccüh göstererek belli bir limitten, ha biz şimdi kargo 150 lirada itibaren 150 ve üzeri dedik ki, kargo bizden dedik. Bazıları diyor ki niye bu kadar geç kaldınız, keşke önce yapsaydınız, bazıları teşekkür ediyor falan. Ya tabii haklılık payı onların da var ama bizim daha çok payımız var. Niye? Şimdi biz bitki ekstraktından ürün üretiyoruz. Bitkinin kilosu, ekstraktın kilosu 500 lira 1000 lira arası değişiyor. Bitkiye, ekstrakta göre. Hatta zerdeçalın kilosu 165 dolar. Buyur. Kaç para yapıyor? 800 lira falan yapıyor. Kalite kalite. Ginzenki 5000 dolar. Şey 1000 dolar 5000 lira. Yani 5000 liradan fazla. Tabii hakikisi. Ginzenzoid oranına göre değişiyor. Etken maddesi oranına. Şimdi biz bitki ekstratını yapıyoruz. Kilosu 500 lira ortalama diyelim. Diğer vatandaş bitki tozundan yapıyor. Kilosu 5 lira. O da satıyor 70 lira. Biz de satıyoruz 70 lira. Kim kazandı? Onun ürününün maliyeti, bir kutu kapsülünün maliyeti sadece kutusu ve etiketidir. İçinde bir şey yok ki. İçindeki tozun maliyeti 50 kuruş diğer firma, ABC firması önemli değil. 50 kuruş etiket, 50 kuruş kutu, 150 kuruş 2 lira diyelim. İşçilik falan 2,5-3 lira. 2 liraya 3 liraya mal ediyor, adam satıyor 70 liraya. Biz zaten baştan kaybettik. Niye? Çünkü kilosu 500 lira olan ekstrak alıyoruz. Kullanıyor. Kilosu 500 lira. 1 kilodan 15 kutu ürün üretebilirsin. Zaten biz baştan
Kazandığımız çok çok düşük. Diğer firmalar hep kâr ediyor. Biz çok az bir kâr payıyla ancak kurtarıyoruz. Bazen kurtaramadığımız ürün bile oluyor. Vatandaş buna rağmen ne diyor? Neden böyle yapıyorsunuz? Kargo de ben ödeyeyim bari. Bir de indirim istiyorlar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ondan sonra da ben İbrahim Gökçek SSK borcunu, vergi borcunu taksitlendirmek zorunda kalıyorum. Vergi ödeyemiyoruz, SSK'yı ödeyemiyoruz. Sıkıntıya giriyorum. Vatandaşa uygun ilaç vereceğim derken kendimi sıkıntıya sokuyorum. Evet. Yapılandırmaya gidiyorum vergide, SSK'da. Vatandaş bizi çok para kazanıyor zannediyor. Çok satış yapıyor, çok para kazanıyor. Evet, çok satış, çok para kazananlar var. Bitki tozunda millete böyle dolandıran çok. Ama Allah bizi o duruma düşürmesin. Yani onun bir de öbür dünyası var. Her seferinde bu konulara girmek istemiyorum. Benim sorun benim sorunumdur. Evet. Şermin Hanım diyor ki 2008 yılında fibromiyaljiden resmen yatalak hasta gibiydim. 2008. Harpagos seti ile 15 günde düzeldim. O maşallah maşallah. Harpagos seti ile 15 günde düzelmiş. Daha ne işte? Harpago baba. Harpago babaların babası Harpago. Harpago nedir? Şeytan pençesi kökü. Ben bunu şeytan pençesi kökünü kapsül diye ürettim. Tepki geldi. Hacılar, hocalar, bacılar, teyzeler dediler ki ya şeytanın ismini koyma ya. Beğenmedim. Ne yapayım? Başka bir isim. İyi dedim ben de gavurca isim koydum. Harpago. Şeytan pençesi kökü beğenilmediği için isim Harpago ismiyle ürettik. Harpago Güney Afrika'da Namibya çöllerinde yetişir. 6 ay bu Harpago bitkisi bir damla su görmez. Yaşayabilmek için bitki 2 metre, 2,5 metre, 3 metre derinlikte böyle saçak kök uzatır. O saçak kökünde ucunda böyle patates gibi yumrular olur. O yumrularda çok yoğun harpagozit denen bir madde var. Bu harpagozit dünyada her türlü romatizmaya karşı etkili. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, fibromiyalji, sistemik lupus, Behçet vesaire vesaire. Nereden biliyoruz? İnternette yazıyor. Harpago, Davis, Clave, İngilizcesi, Latincesi Harbacophytum procombensis, Almancası Teufelskralenwurzel. Almancası da çok komik yani. Almanlar hep komik isimli severler. Teufelskralenwurzel. Şeytan pençesi kökü demek. Evet. Şeytan pençesi. Kökü ne yapıyormuş? Şeytan böyle kanca gibi, böyle çiçeğe kanca gibi kurudu mu kanca gibi olduğu için şeytan pençesi kökü derler. Her türlü romatizmayı yok eder. Yıllardır çektiğim fibromiyaljiyi yatalak hale getirmişti diyor. 15 günde %80 iyileştim. Maşallah. 4 ay kullanmayı düşünüyorum demiş. En az 6 ay kullanmanız gerekir. En az. Yani romatizma türlerinde 6 ay kullanmak gerekir. Aksi halde ileride üşütme, grip, nezle, faranjit, bronşit vesaire vesaire geçirdiniz. Tekrar romatizma nüksedebilir. Ben şimdi fibromiyaljiyle uğraştım. 13 yaşında, 26 yaşına kadar dedeler gibi benim böyle kuşak sarıyordum. Deneyleri yapa yapa buluş yaptım. Kendimi tedavi ettim. Ah ben dedim artık romatizmaya yakalanmam. Ekim'in sonu Kasım gibiydi. Evvelki sene denize girdim. Kimse girmeye cesaret edemiyor. Girenler de 2 dakika böyle giriyor çıkıyor donuyor. Vaa bağırarak çıkıyor. Dur ben de gireyim dedim. Girdim ama çıkmadım. Hoşuma gitti o buz gibi su. Hiç fark etmedim. 2 saat kaldım. Neyse.
Geldim eve, bir şey fark etmedim. Aradan birkaç ay geçti. Ayak baş parmağımın eklemi şişti, iltihaplandı, kızardı böyle. Allah Allah, romatoid artrite yakalanmışım. Haberim yok yeniden. Kaç yıl sonra? 32 yıl, 32 yıl mı? O kadar yıl sonra tekrar romatizmaya yakalandım. Bir dikkatsizlikten. Yani orada SAS komandosu olsa o da donar yani. Değil mi? Denizlerde o kadar, o soğukta o kadar kalınır mı? Evet, SAS komandosu demişken, bir Ahmet diye bir beyefendi var, bu SAS komandosu. Adam benim gibi Kasım falan değil mi? Mart'ta, Şubat'ta, Ocak'ta denize giriyor. Girmiş, 30 metre derine dalmış. Orada balıklarla uğraşırken fazla kalmış. Ne uğraşıyorsun? İşini gör çık, değil mi? Sevmiş ortamı, biraz fazla kalmış. Tabii çıktıktan sonra üşütmüş, hastalanmış. Doktorlar deney. 6 ay kimyasal ilaç zehirlemişler adamcağız. Bir şey yapamayacağız demişler. Erken emeklilik, eve göndermişler. Adam iş yeri açmış. Tamirhane tanesi var. Motosiklet tamir ediyor. Ama işe gidecek dermanı yok evde. Evden işe gidemiyor. Ev yakın böyle. İşe gidemiyor. Öyle yatıyor evde. Ölü gibi yatıyor. Yiyemiyor, içemiyor. Bana getirdiler. İki amca oğul böyle kollarından adamı zor taşıyarak getirmişler. Adam karşıma oturdu ama düştü düşecek yanlarında. Adamları ikide bir tutuyorlar, düzeltiyorlar. Ne var? Böyle böyle. Ben iyileşebilir miyim dedi ya, sesi çıkmıyor. Sorun değil. Ya nasıl sorun değil? Ben bu kadar hastanede kaldım işte, şöyle oldu böyle. Sorun değil. İyi hadi bakalım. Kullandı. 3 ay sonra bizim ürünleri iş başı yaptı. Çalışmaya başladı adam. 3 ayda işe başladı. Hayatı kayan kişi 3 ayda tekrar çalışmaya başladı. Evet. Şimdi Ahmet Bey'in annesi, babası, ebesi, dedesi, nenesi, kim varsa hasta olan bana geliyor. Niçin? Vatandaş kendi, yani hastaneden bir şey yapamayız diye eve gönderen, ölüme terk edilen vatandaşı iyileştirdik. Yani bu kadar da olsun, değil mi? Feray Yıldız hanımefendi diyor ki, sarı kantaron kapsülü kullanıyorum. Depresyon için gerçekten mükemmel bir ürün demiş. Sarı kantaron. Sarı kantaron dünyada en etkili, en doğal antidepresan. Yani bazıları kimyasal antidepresanlar kullanıyor. Hatta bugün birisi geldi. Çok adama sinirlendim yani. Oğlunun okulda sorunları varmış da Ritalin veriyormuş da efendim. Ya bir insan, bir baba bir çocuğuna nasıl böyle Ritalin, Konserta falan filan ilaç verir ya? Doktor yazar. Kendi oğlu değil ya. Doktor kendi çocuğuna bu ilacı yazmaz. Ama başkasının çocuğuna yazıyor. Yazmamalı. O çocuğun bütün vücudundaki, beynindeki, bütün sistemindeki hormonları bozar. Adamı kısırlaştırır. Yan etkisine bir bakın. Kanını bozar, karaciğerini bozar, böbreğini bozar. Beyin her türlü organı bozar. Antidepresan bağımlı hale getirir. Yan etkisine bir bak, okuyor ancak. Yan etkisi yazıyor, çok yazıyor da işte biz doktor dedi. La ilahe illallah Muhammed. Sarı kantaron kullanan yazıyor. Ne diyor? Allah razı olsun diyor. Antidepresan ilaç kullanıyordum kaç yıldır. Bıraktım diyor. Kullanmıyorum artık diyor. Sarı kantaron kapsülüne başladım. Antidepresanı bıraktım. Bu kadar basit. Yani niye insanlar kendi kendini zehirlemeyi bu kadar çok seviyor? Ben anlamadım. Anlayan varsa anlatsın da ben de dinleyeyim. Var mı anne? Fatma Bayramça hanımefendi diyor ki, çocuğuma diyor Ormus Gold verdik. Okulda başarısı arttı. Ormus Gold.
Bugün hep Orospu'dan gideceğiz bacı. Kükürt ile burun tıkanıklığı açıldı. Mide bulantısı geçti, üşümesi geçti, baş ağrısı geçti demiş. Bir efendim video yorum yapmış sağ olsun. Uzun bir video, isteyen bakabilir. Çocuğumun durumu çok çok iyi, okulda başarılı. Herhangi bir sıkıntısı, üşüyormuş. Üşümesi geçti diyor. Evet. Mikail Büyük Bayraktar. Evet. MSM, metil sulfonil metan, zerdeçal, cüce palmiye özel set kullanıyorum. Kas yırtılması. Kas yırtılması olmuş. Omuz ağrılarından duramıyordum diyor. Kas yırtılması olmuş. Omuz ağrısından duramıyordum. Videosu var, isteyen bakabilir. MSM, metil sulfonil metan. Metil sulfonil metan nedir? Her türlü enfeksiyona karşı etkili, kortizondan daha etkili, yan etkisi yok. Bir, iki, en önemli özelliği de etken maddeyi hedefe taşıyıcı, etken maddeyi. Bunun içerisinde ne var mesela? Harpago, söğüt, at kuyruğu otu vesaire. Bunun MSM olmadan etkisi %15-20 ise MSM olduğu zaman %100'dür. Çünkü etken maddeyi alıyor. Nerede gerekli bu? Şurada, oraya taşıyor, oraya taşıyor. Taşıyıcı, yani bu kapsülün içerisinde sanki milyonlarca kargocu varmış gibi. Ama akıllı kargocu, yanlış adres teslim etmiyor, doğru adrese gönderiyor. Bazı kargocular yanlış yapabiliyor ama bu bitkinin, şey, ürünün içerisindeki doğru kargocu. Yanlış yapmıyor. Eren beyefendi diyor ki, Ormus Gold gerçekten mükemmel bir ürün. İnsanın sağlığına kavuşturuyor, beynin fonksiyonlarını artırıyor, herkese tavsiye ederim diyor. Kullanmayan bilemez demiş. Evet, kullanmayan bilemez. Nereden bilecek? Ayhan Can Albayrak, Tekirdağ'dan. Ormus Gold, Şahin'den inip Ferrari'ye binmek gibi bir şey. Başka bir benzetme gelmedi aklıma demiş. Çok güzel, çok enteresan bir yorum. Şahin'den inip, Şahin'e biz sahip çıksaydık bugün Mercedes gibi olurdu ama sahip çıkmadık. Millet olarak kapandı gitti. Ya çok zoruma gitti. Rusların Ladası vardı. Adamlar canlandırdılar, güçlendirdiler. Daha iyi araba üretir hale geldiler. Devlet destek verdi. Model, çeşit ürettiler. Lada Şahin'den daha kötüydü. Ama devlet desteğiyle mükemmel bir şey yaptılar. Bizse kendi fabrikalarımıza sahip çıkmadık. Evet. Ama ne yapıyoruz? Alman'ı, İtalyan'ı, şunu bunu hep zengin ediyoruz. Japon'u, Koreli'si falan filan. Araba, Türk marka araba yok. Evet. Yerli olan her şeyi sattık. Satıyoruz. Satmayı seven milletiz. İnşallah bir gün akıllanırız da. Evet, neyse. Sedat Çalışkan, Ormus Gold kullandım. Ormus Gold kullanmış. Ormus Gold kullandım. Unutkanlık, düşünce dağınıklığı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarım vardı. Hiçbiri kalmadı şükür. Oo, maşallah maşallah. Mükemmel bir şey tek başına. Ayrıca kalp damar problemi, kurtuldum. Kalp damarlarında sorun varmış. Kurtuldum. Herkese tavsiye ederim diyor. Hiçbir kalp şikayetim kalmadı. Maşallah maşallah. Ormus Gold ne yapıyor? Hücre yeniliyor, DNA'yı tamir ediyor. Vücudunuzdaki bütün hücreler yavaş yavaş temizleniyor, arınıyor. DNA'yı tamir ediyor, hücre yeniliyor. Orijinal haline dönüştürüyor. Baş dönmem geçti. Unutkanlık geçti diyor. Kalp rahatsızlığım vardı, geçti diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani bir ürün kullanacaksın, bütün rahatsızlıktan kurtulacaksın. Var mı böyle bir şey? Yok. Evet. Avokado. Avokado.
Ferit Eren, avokado böbrek kumunu daha rahat düşürdüm. Avokado ile de böbrek kumundan kurtuldum. Vatandaşın birisi Antalya'dan aramış. Ceviz büyüklüğünde taş. Ameliyat olmuş. 6 ay sonra tekrar ceviz büyüklüğünde taş, bir daha ameliyat olmuş. 6 ay sonra bir daha ceviz büyüklüğünde taş, bir daha ameliyat olmuş. 6 ay sonra tekrar ceviz büyüklüğünde taş. Doktorlar bir daha demiş, aramış beni diyor ki, 3 defa oldum, 4. defa olmak istemiyorum. Her ameliyat bir risktir. Ne olacak benim sonum dedi. Böbrek taşını tetikleyen faktörler 1. Kalsiyum yüksekliği, 2. oksalik asit, 3. ürik asit, 4. sistin. Sistin amino aside benzer artık bir madde. Şu üçü, kalsiyum taşı, ürik asit taşı, oksalik taşı, bu taştan erimesi çok kolay. Sadece sistin taşı biraz zaman alır. O da %2'dir, 3'tür. Çok nadir olur. Diğer taşların erimesi çok kolay. 2-3 ay avokado kullanıyorsunuz veya set daha iyi. Erir gider. Hiçbir sorun olmaz. İşte Ferit Bey de diyor ki, avokado kullandım, böbreğimde kan kumlar döküldü diyor. İşte 4. defa ameliyat olması için ceviz kadar taş oluşan vatandaş avokado set ile ne oldu? 2 ayda hiçbir şey kalmadı. Eridi gitti. Kayboldu. Hiç sorun değil. Çok güzel bir yorum yapmış. Diyor ki sarı kantaron doğal sakinleştirici ürün demiş nokta. Doğal sakinleştirici. Günümüzde insanlarımız çalışma ortamından dolayı patronun böyle baskıcı olması. Benim gibi patron yok zaten. Var mı? Arkadaş gibi patronu taslamıyoruz. Çünkü biz de patronun işçiliğin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi ama bazıları böyle affedersiniz söylemesi ayıp bir kelime var atasözü. Kibirinden dübürü gözükmüyor diye bir söz var. Şimdi bir seminere katılmıştık bir yerde de kibirinden dübürü gözükmeyen bir vatandaş 3 kuruş parasıyla beni şey zannetti. Baktı dedi ki ya siz çok bilgilisiniz, kültürlüsünüz. Ben sizi yanıma eleman olarak almak isterim. Estağfurullah. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Yani bunu böyle konuşmasının sebebi ne? Benim param var. 3 kuruş sonradan görme insanlar böyle çok piyasada. Ayıp bir şey. Ya sen kimsin? Ne hadsizlik. Değil mi? Yanımda gel çalış. Falan filan. Neyse. Orada vardı 15-20 kişi. Yedik içtik. Ben de bütün masada oturanların yediğini içtiğini ben ödeyince böyle ağız açık kaldı. Madem patronu ödedi mi? Neyse. Görgüsüzlük iyi bir şey değil. Böyle arada sırada çıkıyorlar. Toplum içerisinde zırt pırt her şeye 3 kuruşum var diye arada burada hava basmaya çalışıyorlar. Onlar sadece kendilerine zarar veriyorlar. Dengesizlik. Seminerde 2'de 1 ben zenginim param var gibi konu dışı abuk subuk hareket ediyorlar. Görmek, sonradan görmek. Ben Türkiye'yi beğenmiyorum. Karadağ'a gidip yerleşeceğim. Karadağ'a gidip yerleşecekmiş. Adama bak ya. Karadağ nereye, Türkiye nereye? Cahil, İstanbul'da yaşıyor, dünyanın cennetinde yaşıyor, haberi yok. Öyle mal, yani adamı para adamı adam etmez. Adamı bilgi, kültür adam eder. Oradan buradan 3 kuruş çalmış, çırpmış, para sahibi olmuş, kendini adam zannediyor. Sanki burada bağlayan var onu. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah.
Evet. Türkiye'yi yaşanmayacak hale getirenler de vardı. Yani ona da bir şey diyecek yok da yani neyse. Şimdi o konulara girmeyelim. Evet. Şimdi mesela ben Çin'e gittim değil mi? Bir fabrika. Azanetteki bir mahalleye girdik. Yüksek binalar. Hep imalathane, fabrikaymış, sanayi bölgesiymiş. Her taraf çiçek gibi tertemiz. Fabrikaya giriyorsun. Tertemiz. Elektriği, doğalgazı, suyu fabrika yapılmadan önce her şeyi geliyor. Vatandaş orada bir Çinli bir iş yeri açmak istediğinde gidiyor, müracaat ediyor. Anahtarı alıyor, açıyor kapıyı. Her şey hazır. Elektriği, suyu, doğalgazı falan filan. Sen Türkiye'de bir iş yeri açmaya kalkıyorsun. Doğalgazı, elektriği, yok şu su, yok bu su, yok efendim kanalizasyonu. Bir iş yerine giriyorsun, onu orasındaki burasındaki eksiklikleri tamamlayayım derken 100 bin lira para çıkıyor cebinden ya. Bu ne biçim iş ya? Her şeyimiz yarım yamalak, her şeyimiz. Sonra bir de oradan memur, işçi gelmiyor, yapmıyor zaman da yok memur imza atmıyoruz, yok şudur da, yok budur da. İşte bu yüzden bizde üretim olmaz. Elin içindesi giriyor fabrikaya, açıyor kapıyı, üretime başlıyor. Sen üretim yapmak için her şeyi bırakıyorsun, oraya koşuyorsun, buraya koşuyorsun, şu mühendis, şuna koşuyorsun, buna koşuyorsun, o eksik, bu eksik. Onunla uğraşıyorsun, bununla uğraşıyorsun. Almanya'da da böyle adam kurmuş sistemi, her şey hazır, tık, çalışıyorsun. Avrupa'da da, Amerika'da. İş verene Türkiye'de değer verilmiyor, önemsenmiyor. Yani hiç bu gidiş hiç iyi değil. Neyse. Gemencel kullandım. Mükemmel. Cildim diyor. Bir çocuk cildi gibi oldu diyor. Bebek yüzlü oldu diyor. Geçen birisi baby face demişti. Ona benzer bu başka bir beyefendi. Cildim için diyor. Gevence jel kullandım diyor. Nasıl kullanıyormuş? Ben de kullanayım bakayım baby face olacak mı? Şöyle bir iki, şöyle basıyorsun. Geven ne yapıyor? Hücre yeniliyor, DNA'yı tamir ediyor, kromozomları yeniliyor. Evet, böyle sürüyorsun. Maşallah, inşallah o. Çok güzel oldu. Mükemmel. Nemlendiriyor ve cildi yeniliyor. Antioksidan, anti aging özelliklere sahip. Gevencel cilt için en doğal, en etkili, hiç yan etkisi yok. Bu bildiğimiz bizim Türkiye'nin dağlarında, taşlarında yetişen kitrenin ilkbaharda kökü şöyle kazınır, oradan jiletle veya bıçakla kesilir kökü, oradan akan sıvı reçine kitreye dönüşür. Kitrenin biz bunu özel bir formülle yapıyoruz tabii. Al oradan kitre yap da öyle değil yani. Bunun içerisinde doğal antibiyotikler var. Ne yapıyor? O maşallah çok güzel yapıyor. Çok da pahalı. Eskiden Osmanlı kitreyi Avrupa'ya satmış. Şimdi Türkiye'de kilosu 300 bin kaç lira? La ilahe illallah. Altın sanki. Yapan yok. Yapan olmayınca ne oluyor? Altın değerinde oluyor. Evet. Hocam kokus Hindistan cevizi ya LNK kullandım diyor. 30 yıldır burun tıkanıklığı yaşıyormuş. Burun tıkanıklığı sesi acayip geliyor tabii. Burası tıkanıyor. Ondan sonra burası açınca burası tıkanıyor. Hep bir tarafı çalışıyor. Burun tıkanıklığı nedeniyle ne yapıyor? Burunun içine yağ sürüyor. Bu kokus yağ kullanmaya başladıktan sonra beni aradı. Burunun içine sür dedim böyle yağ. Şimdi onu da yaparım da ayıp olur bazıları diksiniz. Görsel olarak kötü olur. 2 günde burun deliklerim açıldı diyor kokus yağıyla. Hiçbir rahatsızlığım kalmadı diyor. 2 günde. Evet. Demonstrasyon yapabiliriz. Ama her şeyin demosu olmaz.
Evet. Semra Hanım, oğlum Ormus Gold kullandı. Faydasını gördü okulda. Okulda böyle hiperaktif olan çocuklar var. Öğretmen bir şey anlatır anlatır o aşağı arkada dalgasını geçer. Yaramazlık yapar, onunla buna sataşır falan filan. Bir türlü okulda uyum sağlayamaz. Bu tür çocuklar için Ormus Gold Ralax kullandı mı hemen birisi de yazmış ki bipolar içinde ürünümüz var mı? Var ama o sadece günde 2 damla. Bipolar rahatsız olanlar için 2 damla fazla değil. Bugün hep Ormus Gold çünkü neden birisi yorum yapmış gerçekten kullanıp da faydasını gören oldu mu diye bütün yorumlar Ormus Gold'la ilgili bugün. Maşallah sağ olsunlar Allah razı olsun. Faydasını gördük diye yazmışlar. Birisi bir soru sorunca diğerleri de cevap vermiş. Kadir Bey Ormus Gold ve daha birçok ürün kullandım. Çok memnun kaldım. Gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim. Oğlumda dikkat eksikliği vardı diyor. Dikkat eksikliği vardı. O yüzden kullandık. Şimdi çok iyi diyor. Maşallah süper. Evet. Erkan Yavaş. Çok harika bir ürün Ormus Gold ile erkek çocuğum kullanmaya konuşmayı ha konuşma sorunu ya varmış çocuk tabii konuşamıyormuş. Konuşmaya böyle cümle kurmakta dile getiremiyordu. Bir araya getiremiyordu, cümle kuramıyordu. Ormus Gold kullanmaya başladıktan sonra maşallah çok güzel sonuçlar aldım. Çok güzel. Bazı çocuklar sonradan konuşuyor. Yani hemen bazıları 1 yaşında, bazıları 2 yaşında, bazen nadiren 3-4 yaşında konuşmaya başlıyorlar. Cümle kuramıyorlar konuşsa da yani. Kısa sürede Ormus Gold kullandıktan sonra diyor cümle kuracak hale geldi. Mükemmel bir şey. Yani böyle çocuğunuz sorun varsa yani küçük çocuğa tabii ki bir çay kaşığı değil. Efendim 2 yaşındaysa günde 3-4 defa 4-5 damla yeterli. Ne yapıyor? Beynin fonksiyonlarını hızlandırıyor. Ve algılamayı bilinçaltını temizliyor. Böylece hızlanıyor her şey. Daha kısa sürede diyor, cümle kurar hale geldi diyor maşallah. Marco Grant beyefendi. Bir dakika beklemeyin. Emin ellerdesiniz. Doğru zaman, doğru yer, doğru kişi İbrahim Gökçek demiş. Ormus Gold alın kullanın tavsiye etmiş. Allah razı olsun, sağ olsun. Marco bile İtalya'dan bak Marco bile bizi tavsiye ediyor. Türkçe biliyor herhalde. Marco. Marco diye bir şey. Mario diye bir İtalyan vardı Almanya'da tanıdım. Mario. Her gün geliyordu diyordu ki ben bu muyum? Ben buraya mı layığım? Ben çok yüksek yerlere layığım falan. Her gün ağlıyorsunuz diyoruz. Ne yapıyorsun peki? Ne yapıyorsun? Madem oraya layık değilsin bir işçi olarak çalışmaya yani bulunmuş olduğu işi beğenmiyor. Ne yapıyorsun? Hiç. Ben pizza yaparım, ben lokanta çalıştırdım falan filan. Git yap. Değil mi? Biraz para biriktir, git bir lokanta çalıştır madem bunu yapmak istiyorsun. Oraya layık değilsin. Hepsi her seferinde diyor ki ben buraya layık mıyım? Ben buraya layık mıyım? Kişi, herkes, her istediği işi yapabilir. Sadece konuya odaklanacak, plan program yapacak konuya odaklanmak gitmiyor. Mesela diyelim ki üniversiteyi bitirdin diploma elinde. Üniversiteyi bitirdin diploma elinde iş bulamıyorsun. Kahveye gidiyorsun, çaycılık yapıyorsun. Değil mi? Ama üniversitede okurken laboratuvarda konsantre olsaydın, işini iyi bilseydin, işine konsantre olsaydın,
Kendini geliştirseydin, değil mi? Üniversiteyi bitirin de elinde diploma olduğu zaman da giderdin bir kimya fabrikasında mühendis olarak iş başı yapın. Veya almadın, kendin evde yapardın deney. Veya küçük bir imalathanede deney yapardın. Ya yapılacak çok şey var, çok şey yapılabilir. Kişi sadece kendini geliştirebilmeli. Değişebilmeli. Araştırmalı. Bazı insanlar gidiyor kahvede. 15 saat oturuyor adamlar otura. Yani kışları delinmiyor mu ben anlamıyorum. La ilahe illallah Resulullah. Nasıl oturuyorlar 15 saat oradan usanmadan? Çok enteresan bir şey yani. Nasıl oturuyorlar orada 15 saat? Durmadan masada oturmak. Ben anlamıyorum. Stella Amore. Maşallah. Bu da İtalya'dan çıktı. Amore. Evet. Biz kanlı ishal sorunu yaşadık. Papatya kapsülü kullandık. Çok hızlı kesti. 2 günde ishal durmuştu diyor. Papatya kapsülü. Şimdi ben papatya kapsülü ürettim. Niye ürettim? Bir hanımefendi geldi. Kocam aylardır ishal bir türlü ishali geçmiyor. Ne yaptıysak fayda etmiyor. Adam yavaş yavaş eriyor, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, çalışamıyor, işe gidemiyor. Dedim ki ya bir kişi için bir kapsül mü üreteyim? Neyse. Dedi ki lütfen size güveniyorum, üretin. Tamam dedim. O gitti. Birkaç gün sonra başka bir bayan dedi ki İşte kocam antibiyotik vesaire kullandı da ishal oldu da ishali durmuyor. Bu etti 2. Tamam dedim ya üreteyim artık. Ne emaresi olsun. Satmasam da kendim arada sırada kullanırım dedim. Papatya kapsülü ürettim. O vatandaşlar aylardır ishal olan ve bir türlü İshali durdurulamayan kişiler kullandılar, dua ettiler, şükrettiler, bitti. Bu arkadaş yeni, 2. günde diyor, ishal kesildi diyor, teşekkür ederim diyor. Biz de kendisine teşekkür ederiz, Allah razı olsun. 2 günde ishal geçti diyor. Aylardır geçmeyen ishal 2 günde geçti. Neden? Bağırsak florası. Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonsu maddeler ne yapıyor? Bağırsakların sistemik yapısını bozuyor. Evet, Muzaffer Erdem diyor ki Ormus Gold kullandım. Ormus Gold adeta kanatlandırıyor demiş. Bizim arkadaşlar da ne yapmışlar? Uçan kanatlı adam yapmışlar. Çok güzel bir resim koymuşlar. Uçan adam. Ormus Gold kullandım diyor. Ormus Gold kanatlandırır. Evet, uçurur. Şimdi buraya bir vatandaş gelmiş de diyor ki 6. katta ofis. Ben diyor bir motor sesi duymaya başladım. Ormus Gold kullandıktan 6 hafta sonra diyor. Dedim ki diyor motor sesi var burada duyuyor musun? Yok dediler diyor. Çevremdekilere sormuş. Ben ama gideyim bir bakayım nereden geliyor bu ses demiş. 5. kata inmiş hala motor sesi. 4. kata inmiş hala. 3. kata inmiş hala. 1. kat. Zemin katı. Bodrum kat. Bakmış ki orada bir kalorifer kazan dairesinde motorun sesi. Adam da 6. kattan bodrum katta. 8 kat fark var arada. Sesi duyuyor. Bu kadar hassaslaşır mı insan diyor. Evet. Şimdi ağır metal, kimyasal ilaç kullanmadıysanız, vücudunuzda, beyninizde ağır metal yoksa hassaslaşır. Zaten bünyeniz temizse daha kolay, daha etkili olur. Ağır metal, kimyasal çoksa zaten onları temizliyor. Yavaş yavaş düzene giriyor. Ormus Gold. Bu da Ormus Gold ile ilgili yorummuş. Ahmet Üçlü, 3 şişe Ormus Gold almıştım. Aşırı derecede unutkanlık vardı, hafıza kaybı vardı. 2,5 şişeye gelince inanılmaz derece faydasını gördüm. Sanki çakralarım açıldı diyor.
Hafızam çok güçlü, şakra. Hint şeylerine göre insanın vücudunda işte şakralar var, enerji merkezleri. Alın, tiroid bezi, göğüs, karın, cinsel bölge vesaire. Buralar enerji merkezleri. Buralar çalışması yavaşlarsa ne olur? Kişi yavaş yavaş tumura uğrar. Yani hastalıklı hale gelir. Şakralarım açıldı. Şakralar açılmış, maşallah maşallah. Hafızam güçlendi. Mükemmel. 2,5 şişede diyor. Teşekkür ediyor. Ormuz koltuğun faydalarını saymakla bitmez zaten. Sedat Çalışkan, Ormuz koltuk kullanıyorum. Anlatılmaz yaşanır. Mükemmel bir yorum bak, bu bir cümle hepsi. Ormuz Gold anlatılmaz yaşanır. Bu kadar net, açık. Anlatılmaz yaşanır. Evet. Ben burada ne kadar anlatsam boş. Kullanmayan kişi bilemez. Kadriye Hanım ne diyor? Ormuz Gold aldım. Çok memnunum. Allah razı olsun İbrahim Bey'den. Hiçbir yan etkisi yok demiş. Yan etkisi olan zaten ürün üretmiyoruz. Çok güzel. Faydasını gördüm diyor. Deniz Tunca hanımefendi, İbrahim Bey'in ilaçlarından asla tereddüt yeri yok. 3 şişe Ormus Gold kullandım. İbrahim Bey'in ürünlerinde, ilaçlarında asla tereddütte yer yok. Bu çok önemli. İbrahim Gökçe'nin ilaçlarında asla tereddüte yer yok. Niçin? Çünkü Gökçek klinik araştırmalarda etkisi ispat edilen ürünlerden, bitkilerden, droglardan bir, ikincisi kendisi denersin önce. Yani birçok insan üzerinde denenmiş, etkisi ispatlanmış. Bunlara rağmen kendi üzerinde deniyorum. O nedenle tereddüte gerek yok. Olsa önce bana bir şey olacak. Evet. Ayhan Yaşar hanımefendi diyor ki Ormus Gold ve Ormus GMS kullandım. Ormus GMS de bunun arkadaşı, Ormus Gold'un. O da şu. Bu doğal antibiyotik. Her türlü mikrobu öldürür. Bunun özelliği biraz farklı. Ormus Gold, Ormus GMS kullandım. Saçlarımın diplerinde yeni kıllar ve saç oluşmaya başladığını fark ettim. Maşallah maşallah. Neden? Çünkü DNA'yı tamir ediyor. Hücre yeniliyor. Saç dibinde yeni yeni kıllar çıkmaya başladığını fark ettim. Saçlarım çok seyrelmiş, gitgide dökülüyordu. Metabolizmaya bağlı olarak benim gibi hastalarda saçların beyne, deri altında giden kan ve oksijen ile birlikte canlandırdığını gördüm. Düzenli kullanmaya mükemmel başarılar elde ediliyor. Bütün bu ürünleri inceliyoruz, çevremize tavsiye ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Uzun bir yazı. İsteyenler bakabilir. Çok güzel. Saçları da güçlendirdiğini nereden öğrendik? Buradan öğrendik. Daha önce ben de bilmiyordum. Yani bilinmeyen neler var. Erkan Yavaş, ben ailece 3 kişi Ormus kullandık diyor, ben ve aile. Ailece diyor, 3 kişi kullandık, yan etkisini görmedik. 3 yaşındaki çocuğuma dahi veriyorum diyor. 3 yaşındaki çocuğa dahi veriyoruz. Faydasını gördük. En basit faydası diyor, sabah kalktığımda dayak yemiş gibi olmuyorum. Sabah kalktığında dayak yemiş gibi kendine gelemiyor şahıs. Sabah kalktığında gencim, dinamiyim diyor. Zinde uykum tam almış bir şekilde uyanıyorum. Maşallah çok güzel bir yorum, bu hoşuma gitti. Şimdi insanlar Almanya'da özellikle sabah kalkınca bir fincan, yani bir bardak, bir su bardağı değil, iki su bardağı değil, yarım litre, bir litre kahve içen oluyor sabah sabah. Kupa kupa böyle içiyorlar, kahve içiyorlar. Kendilerine gelmek için. Oysa Ormus Gold'dan bir çay kaşığı, hatta 5 damla yeter. 5 damla. Sabah kalktığınızda alın. Yallah. Cin gibi olursunuz. Hiçbir şeye gerek kalmaz. Evet. Burada çok önemli bir sorun var. Nedir? Hipofiz bezesinde tümör oluşmuş. Mikro makro adenom. Kötü öyle ama. Hipofiz bezesinin sapında oluşan tümör için diyor, sizin ürünleri kullandık. 2 ay sonra MR çekildi. Ha, iyiye doğru gidiyoruz diyor. Maşallah. Evet. Beyninde
Hipofiz tümörü olan makro, mikro, adenom olan birçok kişiyi bugüne kadar hamdolsun tedavi ettik, iyileştirdik. Sorun olmadı. Herkese tedavi edebiliriz. Sorun değil. Önemli olan geç kalmamak. Burada bir beyefendi ismini vermek istememiş yazmış. Diyor ki benim bir yakınım force colin kullandı diyor. Force colin'le zayıfladı. Çok memnun kaldı diyor yakını. Force colin nerede yetişir? Hindistan'da yetişir. Bir naneye benzer bir bitki. Ne yapıyor? Metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakımını hızlandırıyor. Böylece vücutta depolanmış olan bütün yağlar eriyor. Şak 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 kilo verdiriyor. Force colin'le diyor yakını kısa sürede zayıfladı, çok memnun kaldı. Bense diyor kendisi de Epimedium XX Large kullanmış. Yani bu erkekler için özel ürün. Büyütücü ve kalınlaştırıcı ve hatta libidoyu artırıcı, cinsel performansı artırıcı, ilişki süresini uzatıcı özelliklere sahip. Tedavi amaçlı iyileştirmek için uzun süre kullanılabilir. Bu diğer ürünler gibi değil yani. Diğer ürünler alırsınız, kullanırsınız, ilişkiden önce etkilidir. İlişkiden sonra bitti, etkisi azalır. Bu öyle değil. Kalıcı çözüm. Evet, şimdi Epimedium macunu, Epimedium çakşır macunu, diğerlerinde de kampanya başlattık. Evet, burada bir videolu yorum var. Beyin tümörüne karşı faydasını gördük, Serdeçer seti kullandık diyor. Enteresan bir yorum yapmış. Sesi ayar olmadığı için açamadım. Beyin tümörüne karşı faydasını gördük, memnun kaldık diyor. Zerdeçal setini kullanıyoruz diyor. Bir başka yorumda ise Ormuz Gold dikkat eksikliği unutkanlığa karşı çok güzel, güzel görünüyor. Görmeye başladık diyor. Evet, bugünlük bu kadar. Yorumlar Ormuz Gold'la devam ediyor. Ormuz Gold'la ilgili çok daha yorum var. Yorum çok. Videolu güzel yorumlar yine saçla ilgili. Bunu da söyleyeyim bu çünkü Mustafa Tokmak minoksidilin ismini değiştirdik. Çünkü içine yeni bir etken madde koyduk. Ru oldu ismi. Ru 5 erkekler için, Ru 6 bayanlar için. Çok daha özel bir hale getirdik. Yeni bir çalışma yaptık. İsmi minoksidilin ne oldu? Erkekler için Ru 5, kadınlar için Ru 6. Daha da güçlü bir formül oluşturduk. Bir ayda diyor saç dökülmesi durdu, saçlarım çıkmaya başladı. Bir ayda saç dökülmem durdu, saç çıkmaya başladı diyor. Maşallah. Neden için oluyor? Çünkü o zayıflayan ve kapanan damarlar tekrar açılmaya başlıyor. Saç köküne, saç dibini besleyen damarlara tekrar kan akışı başlıyor. Beslemeye başlıyor, hale getirdi. Nasıl yapıyor? DNA'yı tamir ediyor, hücreyi yeniliyor. Yani mükemmel bir şey. Tabii ki çok çok maliyetli bu yeni ürün. Bunun ham maddesi litresi $5,000. Buyur. Allah'tan ki çok az miktarı, çok çok yetkili. Yani litresi, bunun ham maddesinin litresi $5,000. Ru 6 bayanlar için, Ru 5 erkekler için. Evet, saçla ilgili de çok güzel yorumlar alıyoruz. Burada video var. İsteyen bakabilir. Kullandım, şu faydasını gördüm demiş, yorum yapmış arkadaşlar. Hatta burada bunun altına video yorumları var. Detaylı bilgi var. Evet, bugünlük bu kadar. Daha fazla. Bizden saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun. İsteyenler buradaki yorumlara bakabilirler. Daha çok güzel yorumlara ama bugünlük bu kadar. Selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.